Sadece sana veda etmek için. Sonunda kendimi sana affettireceğim oğlum. Hoşça kal oğlum. Hoşça kal. Hayati tehlike hala devam ediyor. Sen koru ya Rabbim. Halil arıyor. Efendim Halil. Komiserim. Zeynep'in evinde olay var. Ne diyorsun? Evet, şimdi memur arkadaşlar da buradalar. Bahçıvan çağırmış. Güvenlik öldürülmüş. Zeynep de kayıp. Senin ne işin var orada? Nerede yine? Anladım. Mithat'ın da orada olduğunu kim söyledi? Anladım. Bak yine uğraşıyor bir şeylerle. Sabah Mithat Ateş beni de aradı ama söyleyeceği her neyse vazgeçti sonradan. Bana da veda etti. Sana kendimi affettireceğim dedi. Komiserim. Bence o herifle karşı karşıya geldiler. Ne oluyor? Menekşe. Peki. Bak sen bir sakın bir şeye karışma. Remzi. Dinlemedeyim komiserim. Mithat Ateş'in ve Zeynep Sönmez'in yerlerinin bulunmasını istiyorum. Başüstüne. Az önce Halil Tuğlu'yla konuşmuş ikisi de. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hemen harekete geçiyoruz. Tamam. Beyefendi, şimdi sizin de ifadenizi alacağız. Tamam tamam. Buradayım ben. Zeynep'le niye uğraşsınlar ki? Olsa olsa Mithat'la hisse davalarıdır. Anlayacağız. Halil'in Zeynep'in evinde ne işi varmış? Niye gitmiş oraya? Konuşmak için gittiğini söyledi. Karıştırıyor işte. Zorla burnunu sokacak her şeye. Menekşe, doktor çıktı. Doktor bey, durumu nasıl? Durumu kritik ama biz gereken müdahaleyi yaptık. Halil Zeynep'le Mithat'ın Mustafa ile karşılaştığını düşünüyor. Biraz ben çıkıyorum, halledeceğim. Hiç ümit yok mu? Olmaz olur mu? Bekleyeceğiz. Daha çok genç. Çocuğu da çok küçük. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz buradayız doktor bey. Bir gelişme olursa lütfen haberimiz olsun. Tabii ki. Ne oldu? Bir şey mi dedi komiser? Yok. Parayı alınca hemen bugün mü kaçacaksın? Bulgaristan'a falan mı? Ya anam bir sus, sende ne çenesi düşük kadınsın, vır 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 vır. Ömer kim? Erkek arkadaşım. Ooo. Açamıyoruz Ömer Bey. Kusura bakmayın. Hadi artık bulun şunların yerlerini. Harbiden erkek arkadaşım mı yoksa Halil'e gıcık vermek için mi? Halil benim umurumda değil. Haa tabii. Tabii öyledir. Öyle. Abi. Abi sen şunun sesini bir açsana. Hemen tabii. Üç el ateş ederek ağır yaralanmasına sebep oldu. Emine. Namusumu temizledim, pişman değilim. Kim lan bu? Kendisi hapisteyken başka biriyle olduğunu öğrenen Sami Değirmen, eşinin duruşmasını sonuna kadar izledi. Kocası. Çıkışta da öldürmeye teşebbüs etti sayın seyirciler. Emine Değirmen yoğun bakıma alındı. Hayati tehlike devam ediyor. Tanıyor musunuz? Yok. Yok, ben bir komşuya benzettim, değilmiş. Sen kapa abi istersen. Tabii. Geçen yıl yaklaşık... Babası nerede? Babası yok. Ben hamileyken çekti gitti. Uğursuz.
Şebnem hiç tanımadı yani. Ama her gece sorar. Yatağa yatar. Masal anlattırır gibi babasını anlattırır bana. Hep bir gün gelecek diye bekliyor. Başka şeye inanmıyor. Bir gün gelecek. Çıkıp gelmiş uğursuz. Kalk gidiyoruz. Hadi. Ne oldu, nereye gidiyoruz? Burada bekleyelim işte. Hadi kalk. Bıraktım abi çay parasını, sağ olasın. Sen de sağ ol, güle güle. Yürü. Yürü. Yavaş. Hadi sallanma, bin. Hadi. Nereye gidiyoruz peki? Bilmiyorum, ne bileyim, ormanın içine hadi. O da açmıyor. Doğru iz üstündeyiz. Ne oldu komiserim? Mustafa değil mi? Halil haklı. Onun işi bu da kesin. Elinizi çabuk tutun hadi. İkisinin de cep telefonları açık. Yerlerini tespit edin. Çabuk olun. Tamam komiserim. Menekşe'yi götür buradan. Kalmak istiyor komiserim. Lütfen izin verin. Tamam. Ziyaretçi uzun boylu. Muhtemelen 1.90 boyunda. Emine'ye çok üzüldün sen. Yoksa onu sevmiş miydin? Kapı çiğnedi. Niye yardım etti sana? Sonra niye ele verdi? Sana ne be?